Usulünün benzeri de bir flashback dilekle sizlere teslim etmiş olduk. Buna yönelik dokümanlar burada. Mayıs 2016 kullanımcı tarafından tescille ilgili itiraz başvurusu yapıldı. Devam edelim. 100 bin kişiyi şöyle baktık. 3 ilimizin toplam nüfusundan fazla. Yanlışım olursa düzeltelim. Tunceli, Iğdır, Ardahan illerinin nüfusundan daha fazla bir nüfusa sahip vatandaşa temas ediyor bu alan. 100 bin vatandaş Türkiye'de bulunan 1397 belediyeden 750 tanesinin nüfusu 100 binden az. Dolayısıyla 750 ilçemize hizmet edecek gibi bir alanı konuştuğumuzu vurgulamam lazım. Nüfus büyüklüğünü konuştuğumuzu vurgulamam lazım. Bu milletin istediği alan, milletçe istediğimiz alan. Bu Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un ifade ettiği alan ve büyüyebileceğine dair beyan ettiği alan, bu da ihale edilemez. İşte o yüzden millet bahçeciyi değil, millet bahçesini istediğimizi tekrar altını çize çize hatırlatıyorum. Bu bence tarihe not düştüğümüz anlardan bir tanesi, son derece önemli. Dolayısıyla bugünkü birlikteliği çok önemsiyorum. Sizlerden de bu konunun şehrin gündeminde tutulması noktasında beklentilerim olduğunu özellikle vurgulamalıyım. Yerel basın şehrimizde birçok birbirinden farklı konuyu gündeme getiriyor. Bu konu sadece bugün konuşacağımız değil, muhtemelen bundan 100 yıl sonra, 50 yıl sonra konuşulacak veya hatırlanacak anlardan bir tanesi, değerlendirmelerden bir tanesi olacak. Tabii bu noktada yerel basın mensuplarımızdan ve sivil toplum örgütlerimizden bu millet bahçesi konusuyla ilgili değerlendirmelerinin ortaya konulmasıyla ilgili de bir beklentimiz var. Bu anlamda her bir kurumumuzun, sivil toplum örgütümüzün, ticaret ve sanayi odamızın, muhtarlarımızın, ticaret borsamızın, ziraat odamızın, meslek odalarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, siyasi partilerimizin bu alanın nasıl değerlendirilmesi gerektiğiyle ilgili düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmalarını da önemsiyorum. Bu anlamda bu alan neden bu kadar önemli? Cumhuriyet Parkı örneği gözümüzün önünde duruyor. Bugün hepimiz öyle tahmin ediyorum. Şehrimizin önemli bir yeşil alan ihtiyacını, sosyal alan ihtiyacını karşılayan Cumhuriyet Parkı'nın orada var olmasına vesile olanları minnetle alıyoruz. Bu da işte ikinci bir Cumhuriyet Parkı gibi bir alan olacak. Millet Bahçesi olacak. Millet Bahçesi'nin büyümesiyle ilgili sorulan bir soruya ise devamında kamu arazilerinin olması dahilinde projenin geliştirilerek uygulanacağını, basınımıza ve etrafta bulunan vatandaşlara proje alanında açıklandığını hatırlatmışız. Bunun üzerine belediye başkanlığımızca bu alanın park olmasının önemli olduğu, bunun kim tarafından ve ne şekilde yapılacağının bir öneminin olmadığı özellikle beyan edilmiş. Bu husus Çorlu halkına bu telif vasıtalarla duyurulmuş ve konu park olsun platformunca da kabul görmüştür. Süreçle ilgili olarak yapılan beyanlar ve istekler doğrultusunda alanın tamamının millet bahçesi yapılması amacıyla plan teklifleri hazırlanmış, kurum görüşleri sorulmuş, yaşanan pandemi süreci nedeniyle belediye meclisinde görüşülüp karara bağlanılmamıştır. Ancak ilk meclis toplantısında plan teklifi onay sürecine başlamıştır. Sonuç olarak yukarıda açıklanılan hususlar ve planlama sürecinin devam etmesi, bölgede oluşturacağı trafik ve insan yoğunluğunun olumsuz etkileri, Çorlu halkının ve onun temsilcisi olan belediye meclisimizin bu alanda bir millet bahçesi yapılmasını istemesi nedeniyle 277 ada 78 nolu parselde yapılması talep edilen Çorlu Ordu Evi 52 ve 52 üniteli misafirhane binası projesine ait yapı ruhsatı talebinin karşılanmasının bu aşamada uygun olmayacağı değerlendirilmiştir. Bilgilerimize arz ederiz diye bir cevabi yazımız İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı'na ulaştırıldı. Bu noktadan sonra kamuoyunun dikkatinin bu noktada yönlendiriliyor olması, şehrimizin Mustafa Şentop Hoca ile de görüştüm, Faik Bey ile de görüştüm. Aslında şehrimiz adına, Tekirdağ'ımız adına muazzam bir fırsat var. Bugün Türkiye'nin iki numaralı ismi hemşerimiz,
Tekirdağımızın milletvekili. Bu anlamda bu işin yapılabilir olduğunu özellikle vurgulamam lazım. Türkiye'de örnekleri var. Neden bizim şehrimizde olmasın sorusu da bence son derece önemli. Bu anlamda gayretimiz bu konunun bir siyaset konusu haline getirilmesine müsaade etmeyerek hep beraber mücadelesini verdiğimiz ve bundan muhtemelen 50 sene sonra, 100 sene sonra vatandaşlarımızın, bu şehirde yaşayanların bizi minnetle anacağı bir alanın şehrimize kazandırılmasının gayretini ortaya koyacağız. Bilmiyorum, bu binaların yapılabileceğini önerdiğimiz alanlar da yazışmaların içerisinde var. Yani en az iki tane alan orada evi yapılmak üzere gene milletin elinde. Bu noktada sizlerin duyarlılığı, sizlerin gayreti belki bizim gayretlerimizden çok daha kıymetli olacak. Bu anlamda arada bir iyi anlaştığımız, arada bir anlaşamadığımız anlar oluyor. Ama bugün konuştuğumuz konu Ahmet Sarıkurt'ta değil, Çorlu Belediyesi'nde değil. Bugün konuştuğumuz soru şehrimizin gelecek 50 yılını, 100 yılını etkileyecek bir konu. Bu anlamda her birimizden özellikle şehrimiz adına, hemşerilerimiz adına bu konunun takipçisi olmanızı rica ediyorum. Bu konuyu bir siyaset mecrasına çekmeden yapılmasını istediğimiz şeyin vurgulanmasını, şehirde toplumu temsil eden odalarımızın, derneklerimizin bu noktadaki hissiyatlarını, düşüncelerini kamuoyuyla paylaşması ve duyurulması noktasında katkılarınızı beklediğimi tekrardan vurgulayayım. Bugün bana zaman ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Şehircilik İl Müdürlüğü veya da o bakanlık üzerinde mi? Yani bizlerin de konuşabileceği veya da söyleyeceğimiz kurum neresi? Bir eksiklik var. Yani anahtar, herkes istiyor. Anahtar soru, güzel olan evet. Soru. Herkes bunu böyle istediğini beyan ederken yazışmalar nasıl evet. Bu beyanatlardan farklı geliyor sorusu kıymetli bir soru. Bu kararı veren bu bütün şehir idarecilerinin, yöneticilerinin, seçilmişlerinin talebin bu istikametteyken bu yazışma nasıl bundan farklı bir yere geliyor sorusunu sizler de sorduğunuzda söylediğiniz bir şey var. Millet bahçesi yapacağız dedik. Millet bahçesi olsun ya, ben o değirmene su taşımaya çalışıyorum. Herkesi de o değirmene su taşımaya davet ediyoruz. Başka da yaptığım bir şey yok. Efendim park yaptık mı? Yaptığımız yerler var. Onları da arzu edildiği zaman gezdirebiliriz. Bu büyüklükte yaptık mı? İşte bir Cumhuriyet Parkı örneği var. İkincisi de olsun. Gelin beraber yapalım. Burada gittiğimiz kurumlara beklentimizi ifade etmeyelim. Nasıl bir park yapmayı arzu ettiğimizi de kurumların